De konuşmuştuk zaten hocam. Göz kuruluğu, göz kanlanması neden oluşur bunlar? Evet, göz rahatsızlıkları tabii ki birçok sebebi vardır. Bir insanın hem gözün içerisinde göz mevciğini besleyen göz sıvısı, gözün içerisinde sürekli akan bir göz suyu var. Bir de gözyaşı var. Gözyaşı gözümüzü tozdan ve zararlı şeylerden korur. Gözyaşı. Arabanın nasıl ki silgeci, yani arabanın camını silmek için silgeç gerekir. Göz kirpikleri de silgeç gibi. Arabanın camını silen suya da gözyaşı gibi benzetirsek, gözümüzü sürekli temizler, siler. Orada çok hafif bir şerit gibi sürekli bir su gözyaşı var. Bir de gözün içerisinde günde 3,5 litre, günde ortalama bir gözyaşı, göz sıvısı var akan içeride. Bunun içerisinde ne var? Glikoz. Göz merceği, bu mercekte, göz merceğinde, lenste herhangi bir damar, sinir yok. Neyle besleniyor? Göz sıvısının içerisindeki glikozla besleniyor. Damar yok, sinir yok. Sünger gibi etrafındaki akan göz suyunun içerisindeki, sıvısının içerisindeki glikozu emiyor. Onunla besleniyor. Çok enteresan bir Peki yapıya buna sahip. ne iyi geliyor hocam? Efendim? Yani bu rahatsızlığa ne iyi geliyor? İşte göz akışının, göz içerisindeki sıvının bir taraftan çıkıyor, tüpüler kanaldan diğer taraftan emiliyor. Burada göz sıvısının azalması veya çoğalması göz basıncında etki yapar. Gözün basıncını bozar, gözün şeklini bozar. Glokoma sebep olabilir. Göz kuruluğuna sebep olabilir. Kişide alerjik rinit varsa bu başka bir faktör. Polenlere karşı veya kedi köpek tüyüne karşı kişide alerjisi varsa alerjik rinit ortaya çıkar. Gözü sürekli kişinin kaşınır, sulanır, burnu akar. Alerjik rinit de farklı. Çeşit çeşit sebepleri vardır göz rahatsızlığının. Yaban mersini baktığımızda şöyle bunun meyvesi neye benziyor? Aynı göze benziyor. Ben buradan üzüme benzettim ama hocam. Evet, kuş üzümüne de benzer. Yaban mersini ilk defa çok geniş anlamda 2. Dünya Savaşı'nda yaban mersininden elde edilen reçeller kullanmış İngiliz asıllı pilotlar, o zaman bugünkü modern anlamda uçaklarda bilgisayar donanım olmadığı için çıplak gözle bakıyor. Almanların hedefini vurmak için İngilizler Alman pilotlarına ekstra yaban mersini reçeli yedirmişler ki hedef iyi görsün diye. Yani gözleri kişinin görmesini keskinleştirir. Almanya'da üniversitede yapılan klinik araştırmada da yaban mersinin birleşimindeki antosiyanitler görme kabiliyetini artırıyor. Görme gücünü artırıyor. Kişinin, biz bununla ilgili çok özel bir formül geliştirdik. Yaban mersini forte. Yaban mersini. Birleşiminde gözü güçlendirici, çok özel zeytin yaprağı, alıç, sarı kantaron, ohrotu, ginseng, ginkgo, ahududu vesaire var. Yıllar önce Almanya'da göz doktoruna gittim. Akşam karanlıkta araba sürerken ışığa baktım, etrafında bir halka görüyordum. Dedim ki göz doktoruna acaba bu nedir? Muayene ettikten sonra dedi ki silindir. Silindir nedir? Silindir, resmin bakmış olduğunuz cismin sarı noktaya, yani makulaya değil, makulanın hafif yanına yansıması nedeniyle ortaya çıkan bir durum ve bu 10 bin kişide bir kişide olan bir durum. Doktor dedi ki asla tedavisi yok. Unut. Sen böyle yaşayacaksın. Ben hallederim dedim. Ne Peki yaptınız siz hocam? bilirsiniz de. 6 ay ben iksir günde 4-5 defa korkumdan yarım çay bardağı içtim. Her seferinde çok çok içtim. Bir an önce bu rahatsızdan kurtulayım diye. 6 ay iksir, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak, otunu, zeytinyağı, kakule, zeytin yaprağı, kakule içer. 6 ay kullandıktan sonra tekrar doktora gittim. Göz doktoru muayene etti. Dedi ki o bir hata yaptık herhalde dedi. Ne hatası dedim. Sizde silindir yok dedi. Çağırdı hemşireleri. Bir hata mı yaptık dedi beyefendinin dedi.
Buraya silindir yazmıştık ama dedi, silindirli bir şey yok dedi. Öyle bir şey göremiyorum. Yok efendim yapmadık. Neden? Bu hastanın silindiri vardı ama silindir kaybolmuş. Nasıl kaybolmuş? Ne yaptınız dedi. Herhangi bir ilaç mı kullandınız? Yok dedim. Bana ait bir özel bir formül, Gökçek iksir, bunu kullandım. 6 aydım. Ha, hiç anlamadım ya dedi. Tamam dedi. Kurtulduysan önemli olan kurtulman dedim. Şimdi Şükrü Bey diye bir beyefendi çocukken Bostan'da çalışırken gözüne bıçak batmış. Tabii gözü, o gözü alıp yerine takma bir göz takmışlar. O gözdeki iltihap öbür göze de zarar vermiş. Almanya'da ameliyat olmuş vesaire. Sürekli kortizon kullanıyor. 7 senede kortizon kullanmasına rağmen sürekli kötüleşiyor. İyileşme yok. Artık çalıştığı iş yerinde büyük yazıları dahi okuyamadığı için kartonların üzerinden işten atılmış. Baktım çok üzgün, psikolojisi bozuk. Nedir? Ya hiç sorma, böyle böyle bir problem, işsiz kaldım, artık iyi göremiyorum. 7 senedir kortizon kullanıyorum, birkaç defa ameliyat oldum. Tek gözüm var, o da yarım dedi. Ben bunu dedim hallederim. Ben ona iksir, aloe vera jel ve özel bir göz çayı yaptım. İksir, aloe vera jel ve çok özel bir çay, göz çayı. Yaban mersini, göz otu, rezene, papatya, çok özel bir formül karıştırdım. Çayını yaptım. Dedim ki bu kaynattıktan, haşladıktan sonra bekliyorsunuz, soğuduktan sonra süzüp göz kadehine görüp gözünüzü yıkıyorsunuz. Fakat iksir aloe vera jel olmadan olmaz. Çünkü iksir bütün damarları açıcı özelliği. Beyefendi kullandıktan 6 hafta sonra doktoruna gittiğinde doktor o mükemmel, siz çok güzel görmeye başladınız. İlaçlarım etki yapıyor demiş. 7 senedir sürekli kötüleşen hasta birdenbire iyileşiyor ve doktora diyor ki aa çok güzel, çok mükemmel. Tekrar iyi görmeye başladınız diyor.